Hayırlı akşamlar sevgili seyirciler, TVB Şana Haber'e hoş geldiniz. Yaklaşık 1,5 saati aşkın süredir Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını aktardık. Bölgedeki gelişmeleri aktarmaya gayret gösterdik. Tekrar hatırlayacağız, tekrar aktaracağız. Çünkü günlerdir konuşuluyordu. Fırat'ın doğusuna yönelik harekat gündemdeydi. Beklenen oydu. Ancak yapılan anlaşmalar ve görüşmeler çerçevesince ABD'nin de askerlerini çektiği noktalara baktığımızda ortaya çıkan farklı bir görüntü yok aslında. Bizler biraz daha öteye taşıyoruz harekatı, biraz daha öteye bekliyoruz harekatı. Ancak saatler 16.10'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Barış Pınarı Harekatı'nın hava harekatıyla başladığını duyurdu ve ABD'nin askerlerini çekmiş olduğu noktalar Tel Abyad ve Resulayn noktaları arasında 120 kilometrelik bir alan ve 3500 kilometrekarelik bir alan içerisinde hava harekatı saat 16.10 itibariyle başladı. Gelen bilgiler arasında kara birliklerinin de yaklaşık 24 kilometre, 25 kilometre ilerlediği konuşuluyor, söyleniyor. Ancak kara harekatına yönelik herhangi bir görüntü, herhangi bir net bilgi mevcut değil. Sadece bu süreçte hava harekatının net olarak, somut olarak başladığını gördük. Teröristlerin ABD askerlerinin çekildikten sonra bıraktığı üsler ve noktalarda teröristlerin mevzi ve tuzaklama çalışmaları vardı. Hain planlar üzerinde ilerleme kaydetmeye çalışıyorlardı. Günlerdir özellikle dün ve bugün net bir şekilde görüntüleniyordu. Bölgede bulunan YPG PKK'lı teröristler siper kazıyorlar, beton bloklar taşıyorlar, aynı zamanda bombalar tuzaklıyorlardı. Tabii ki istihbarat çalışmaları neticesinde de bu noktalar, bu bölgeler bir bir tespit edildi. Tespit edildikten sonra da hava harekatı başladı. Savaş uçaklarımız bir bir teröristlerin tuzaklama yaptığı noktaları bombardımana tuttular. Tutmaya da devam ediyorlar. Sınır hattından da obüslerle aralıksız bir şekilde karşılık veriliyor. Savaş uçaklarımıza destek sağlanıyor. Karadan yine bu noktada ABD, Resulayn ve Tel Abyad'da bulunan iki üssünden askerlerini çekmiş durumdaydı dün ve bugün. Gece saatlerinde Pentagon'dan gelen bir açıklama vardı. Çekilme tamamlanmıştır yönünde açıklamaydı. Saatler 14.00'ı gösterdiğinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 16.10'dan sonra, yani hava harekatı başladıktan sonra ABD'nin, İngiltere'nin, Fransa'nın, İtalya'nın ve NATO'nun bölgedeki ülkelerin, büyük ülkelerin bilgilendirildiğini, aslında bu noktada koalisyon kapsamındaki ülkelerin bilgilendirildiği ve hava harekatının onların bilgileri dahilinde başladığını duyurmuştu. Gelen sıcak gelişmeler var, bilgiler var, onları da aktaracağız. Hemen sıcak görüntüler var değerli izleyenler, bölgeden gelen görüntüler. Bir de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ordumuza başarı, devletimize feraset ve dirayet diliyorum paylaşımında bulunarak Türk Silahlı Kuvvetlerimize de ordumuza da desteğini dile getirmiş oldu. Sınırın diğer tarafında Mehmetçiklerimizin sağ salim yurdumuza dönmesi birazdan tabii ki geldiğinde tek tek aktaracağız. Şu an görüntüler Anadolu Ajansı'nın servis ettiği görüntüler. Sınırın diğer tarafına yönelik hava harekatı icra ediliyor ancak maalesef diğer taraftan teröristler tarafından da Ceylanpınar'a atılan iki havan mermisi var. Havan mermisi biri bir binanın köşesine, diğeri de binanın yanına isabet etti. Mal kaybı, can kaybı olarak bir endişemiz yok çok şükür. Ancak hava harekatı başladıktan sonra bölgede teröristler öncelikle ABD'ye seslendiler, Birleşmiş Milletler'e seslendiler ve onlardan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava harekatının engellenmesine yönelik destek istediler. Destekleri karşılık bulmadı. Tabii ki gelen açıklamalar da var. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabı üzerinden ordumuza desteğini dile getirdi. Ordumuza başarı, devletimize feraset ve dirayet diliyorum. Mehmetçiklerimizin sağ salim yurdumuza dönmesini ve bir an evvel coğrafyamızda huzurun hakim olmasını temenni ediyorum. Allah yardımcımız olsun. Barış Pınarı Harekatı kapsamında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da paylaşımı, desteği bu yönde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da paylaşımı vardı.
MHP liderinin de paylaşımı vardı, İyi Parti liderinin de paylaşımı vardı. Ordumuza, askerimize destek yönünde açıklamalar. Rabbimden onlara bir zeval gelmesin, onları korusun Rabbim diyoruz. Çünkü hava harekatı başladı ancak şöyle bir detay var. Öncelikle hava harekatıyla teröristlerin bulunduğu noktalar bir bir tespit edilip imha edilir. Çünkü kara birlikleri ondan sonra o mevkiye doğru ilerlerler. Çünkü önlerinde bulunan tuzakların imha edilmesi ve bu noktadaki zayiatın ne kadar az olursa olsun o kadar önem taşıması hasebiyle de önceden belirlenen tehditler hava harekatıyla savaş uçaklarımız tarafından bir bir imha ediliyor. Şimdi gelen açıklamalar da var. Fransa ve İngiltere Türkiye'nin Suriye harekatı için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne toplanma çağrısı yapacaklarını açıkladılar. Yine gelen detaylar var. Hemen onlardan da bilgi verelim. Merak ediliyordu. Çünkü ABD ve yine eşgalleri ona destek olan yanında duran ülkelerin açıklamaları vardı. İlk etapta bu harekat gündeme geldiği takdirde Fırat'ın doğusuna yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri hazır olduğunu, Milli Savunma Bakanlığımız hazır olduklarını açıkladılar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan teröristlerin yok edileceğini açıkladı. Harekatın her an başlayabileceği sinyalini vermişti. Rusya'dan, İran'dan, Fransa'dan, Almanya'dan, İngiltere'den, Birleşmiş Milletler'den, Avrupa Birliği'nden çok farklı açıklamalar vardı. Hepsi de harekat Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz, harekata karşı değiliz yönünde açıklamalar vardı. Dün bu açıklamalar biraz yer değiştirmişti. Bugünse harekat başladıktan sonra gelen açıklamalar var. ABD'den Türkiye'nin Suriye harekatını başlatmasına ilk tepki şu yönde oldu. Cehenneme giden yolun taşlarını döşüyorsunuz yönünde bir ABD'den gelen açıklama var. Tabii ki onların bilmediği, görmediği bir şey var. O taşları döşeyenler, orada cehennemin varlığını düşünenler, çünkü kendileri onlar o taşları döşediler, ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Teröristlere de destekte bulundular. Barış Pınarı harekatı hızlı ilerliyor. 25 kilometre içeriye girildiği yönünde bir bilgi var, bir haber var. Tabii hava harekatı noktasında 25 kilometreye kadar alanların temizlendiğine yönelik bir bilgi mi, yoksa karadan, çünkü herhangi bir ilerleme görüntülenmedi, somut olarak da paylaşılmadı. İçeride geçtiğimiz gün ÖSO, Zeytindalı ve Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine destek veren ÖSO'da geçtiğimiz gün hazır olduğunu açıklamıştı. Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye Suriye harekatını durdurun, güvenli bölge için ödeme yapmayacağız yönünde bir açıklama var. Geçtiğimiz gün Avrupa Birliği'nden gelen açıklama ise ilk etapta siyasi çözümden yana olduklarını, harekata karşı olmadıklarını, daha doğrusu harekata karşı olduklarına yönelik bir bilgi paylaşımı da olmamıştı. Bu sefer güvenli bölge kapsamında para ödenmeyecek, ödemeyiz yönünde bir açıklama. Hemen bakıyoruz ekranlarda. Ceylanpınar'dan bir görüntü, dumanlar yükseliyor. Çünkü içeriden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı hava harekatına karşın içerideki teröristlerden de havan mermisiyle cevap vardı, karşılık vardı. Bu noktada hemen görüyorsunuz ekranda dumanlar yükseliyor. İki havan mermisi isabet etti Ceylanpınar'a. Tel Abyad tarafından, Rasulayn tarafından, yani sınırın diğer tarafından, teröristler tarafından ateşlenen havan mermisi, atılan havan mermisi, biri binanın köşe duvarına, köşesine, biri de binanın yan duvarına isabet etmişti. Can kaybının yaşanmaması bizi rahatlatan konuydu. Hemen yine bir destek açıklaması var. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den gelen bir açıklama var. Onu da paylaşalım sizlerle. Türk topçusu atışa başladığında herkes susar ve Yahya Kemal der ki, şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi, senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyet namın, galibet çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Allah askerlerimizin ayağını taşa değdirmesin paylaşımıyla da Meral Akşener, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de askerlerimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Türk ordumuza desteğini
bu şekilde de belirtmiş oldu değerli izleyenler. Yine detaylı gelişmeler var. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den gelen bir açıklama var. Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldığı yönünde bir açıklama var. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den gelen bir açıklama. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz gün Cumhuriyetçi Senatör Graham'ın bir tehdidi vardı. NATO ülkelerine sesleneceğiz, çağrıda bulunacağım. Türkiye'nin NATO üyeliği askıya alınsın yönünde bir açıklaması vardı Cumhuriyetçi Senatör Graham'ın. Şanlıurfa Valiliği'nden gelen açıklama, sınır hattını özel güvenlik bölgesi olarak ilan ettiklerini duyurdular. Sınır hattı özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildi çünkü yaklaşık 45 dakika önce Ceylanpınar'a atılan iki havan mermisi var. Orada hava harekatı icra ediliyor, bir imha ediliyor teröristlerin bulunduğu noktalar. Sınır hattının güvenlik bölgesi olarak ilan edildiğini duyurdu Şanlıurfa Valiliği. Söz konusu kararın 8 Ekim itibariyle geçerli olduğu ve hudut hattını kapsadığı da belirtildi. Almanya, İngiltere ve Fransa Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde operasyon başlatması üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Yine bu noktada açıklamalar bir geliyor. Almanya, İngiltere ve Fransa aslında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bilgilerinin olduğunu söylemişti. Bilgilendirildiklerini belirtmişti. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalara bakıldığında NATO'nun acil olarak toplantıya çağrılması daha önceki harekatlarda da gündeme gelmişti. Diğer taraftan hemen bir bilgiyi de aktaralım. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde okullar pazartesi gününe kadar tatil edildi değerli izleyenler. Şanlıurfa Akçakale'de okullarda pazartesi gününe kadar tatil edildi. Çünkü teröristlerin karşı hamleleri var. Şanlıurfa Ceylanpınar'a düşen iki havan mermisi var. Okullar Akçakale olarak duyuruldu. Pazartesi gününe kadar tatil edildi. Ancak bir açıklama daha gelebilir. O da Ceylanpınar'daki okullar için. Sokaklarda mehter marşları okunuyor değerli izleyenler. Tel Abyad'ın karşısında bulunan Akçakale sokaklarında mehter marşları okunuyor, duyuluyor. Hem askerlerimize moral olarak hem de milli ruhun çok güzel bir şekilde öne çıktığını da anlatıyor bu durum. Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekatı'na başladı yönünde açıklaması da var. Biliyorsunuz ilk açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı. Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. Hemen yeni görüntülere geçiyoruz. Evet. Harekatın icra edildiği noktalar biliyorsunuz Tel Abyad ve Rasulayn noktaları. Bölgede ABD askerleri ve teröristlerin bulunduğu noktalardı. Buralarda binaların üzerlerine çadırlar örtülmüştü ve bombalama tuzaklamaları yapılıyordu teröristler tarafından. Türk Silahlı Kuvvetleri hava harekatıyla da bu noktaları ateş altına alıyor, almaya da devam ediyor. Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristler Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından roketle saldırıda bulundu. Teröristlerin attığı roket Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir binanın duvarına isabet etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Sınır hattındaki askeri birlikler Kamışlı'daki teröristlerin bulunduğu alanı top atışına tuttu. Diğer taraftan teröristler hem Nusaybin de bulunan Kamışlı o bölgelere Suriye'nin Kamışlı kentinden Nusaybin'e doğru atılan havan mermileri var. Şanlıurfa Ceylanpınar'a doğru atılan havan mermileri var. Neyse ki bir yaralanma yok, can kaybı yok. Tesellimiz bu yönde. Tabii ki istihbarat çalışmaları da aralıksız bir şekilde sürüyor. Teröristlerin ateşleme yaptıkları noktalarda bir obüslerle top atışına tutuluyor. Diğer taraftan irtibat dahilinde hava kuvvetlerimiz de etkili bir şekilde hava harekatına devam ediyor.
Öte yandan siyasiler destekledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteği vardı. Allah'tan yardım dilenildi askerlerimize. İyi Parti Genel Başkanı'ndan yine öyle. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu beyefendiden yine öyle. MHP lideri Devlet Bahçeli'den de destek mesajı vardı. Saatler 16.10'u gösterdiğinde günlerdir konuşulan, beklenen hava harekatı başlamış oldu. NATO Genel Sekreteri Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları korkunç terör saldırılarına maruz kaldı. Güvenlik kaygıları var yönünde bir açıklama geldi NATO'dan. Öte yandan Fransa, İngiltere ve Almanya Türkiye'nin Suriye harekatı için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil olarak toplanmaya çağırdı. Çok önemli beklenen aslında ne yorum yapacakları beklenen, merak edilen Amerika Birleşik Devletleri'nden de Türkiye'nin Suriye harekatını başlatmasına tepki olarak cehenneme giden yolun taşlarını döşüyorsunuz yönünde bir hadsiz tepki var. 25 kilometre içeriye ilerlendiği yani belirlenen Tel Abyad ve Resulayn noktaları arasında bulunan 120 kilometrelik alanda da 25 kilometre içeriye ilerlendiği söyleniyor. Tabii kara harekatı başladığı bilgisi gelmedi ancak bazı açıklamaları göze aldığımızda özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Barış Pınarı Harekatı hızlı ilerliyor. Jetlerin başlattığı operasyona karadan da destek veriyor. Karadan içeri giren birlikler 25 kilometre içeriye kadar ilerlediği yönünde de bir açıklama var. Tabii karadan somut olarak bir görüntü yok, bir bilgi yok. Şu an Nusaybin'de bir görüntü ekranlarda değerli izleyenler. Bir binanın yan tarafında Türk bayrağımız asılı. Hemen diğer tarafındaysa dumanlar çıkıyor. O noktaya da teröristler tarafından Suriye Kamışlı'dan atılan hava mermisi var. O büstlerle karşılık verildi, verilmeye de devam ediliyor şu dakikalar itibariyle. Bir telefon bağlantımız var. Uluslararası ilişkiler uzmanı Kadir Ertaç Çelik telefon hattımızda. Hemen bağlanalım. Sayın Çelik hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, teşekkürler. Merhabalar. Tabii günlerdir konuşuyoruz, anlatıyoruz, üzerinde açıklamalar yapılıyor ve somut bir adım hava harekatıyla başladı. Harekatın sınırlarını nasıl görüyorsunuz? 120 kilometrelik alandaki sınırları nasıl değerlendiriyorsunuz? Harekata nasıl bakıyorsunuz? Şimdi öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor ki Türkiye Güney sınırlarında oluşturulmaya çalışan bir terör koridoru, garnizon devlet ve terör devletini beka sorunuyla bütünleştirerek bertaraf etmeye çalışmaktadır. Evet. Bu hem Türkiye'nin milli güvenliği hem de bölgenin huzuru ve güvenliği için girişilen barışçıl bir harekattır ve bunun gerek Birleşmiş Milletler hukuku çerçevesinde veya mevzuat çerçevesinde gerekse uluslararası hukuk bakımından meşruiyetini noktasında da en azından bizler şüphe olmadığını öngörmekteyiz ve bunu bu şekilde değerlendirmekteyiz. Burada Evet. vurgu yaptıktan sonra Türkiye zaten uzun bir süreden beri operasyona kamuoyunu hem kendi kamuoyunu hem uluslararası kamuoyunu hazırlamıştı. Sürpriz olmadı. Beklenen bir harekattı. Evet. Tabii ki sınır ötesi harekatlarda öncelikli olarak hava kuvvetleri veya unsurlarını kullanmak suretiyle bölgenin dövülmesi ve yumuşatılması. Daha sonraki aşamada ise kara birlikleriyle bir süpürme veya temizleme süreci devam eder. Evet. Bu mantıkla yine harekatımız Cumhurbaşkanı tarafından da kamuoyuyla paylaşıldığı üzere birkaç saat önce başladı. Harekatın sınırları tabii ki temel anlamda Türkiye başından beri Fırat'ın batısı ve Fırat'ın doğusu olmak üzere bütün bölgenin terörden arındırılması noktasında bir dış politika anlayışına sahipti. Terörden kastı sadece PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PYD, YPG terör örgütü değil, diğer bütün terör örgütleriyle mücadele noktasındaydı. Türkiye bu sınavını da geçmişte de başarıyla vermiş bir
ülke olarak dikkat çekmekte malumunuz. Gerek Fırat Kalkanı Harekatı, gerekse Zeytin Dalı Harekatı'nda gösterilen, sihirlere yönelik gösterilen hassasiyetin aynısı burada da gösterilmek suretiyle öncelikli iki bölge, işte Tel Abyad ve Resulayn bölgelerinin temizlenmesi gündemde görünen o. Bir de tabii ki malum olduğu üzere M4 karayolu çok önemli Suriye'nin kuzey noktasında. Bu karayolun da temizlenmesi ve Türkiye'nin temel tezi olan güvenli bölgenin oluşturulması noktasında bir altyapı oluşturulması amaç edilmiştir. Evet. Sayın Çelik, bir de Avrupa Birliği'nden gelen bir açıklama var. Suriye harekatını durdurun, güvenli bölge için ödeme yapmayacağız yönünde bir açıklama var. Bir endişemiz mi güvenli bölge için ödeme? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamayı? Şimdi bakınız, Avrupa Birliği bu Suriye hadisesinde, Suriye jeopolitiğinde, hatta biraz daha geriye gittiğimizde Arap Baharı sürecinden beri temel güvenlik kaygısı sınır aşan göçler. Yani bir anlamda mülteci sorunu diyebiliriz veya yerinden edilen kişilerin Avrupa'ya gitmesi durumu. Bu noktada da Türkiye Avrupa'nın güvenliği noktasında üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmiş bir ülke. Yaklaşık 3,5 milyon veya 3-4 milyon arası değişen rakamlarda ülkemizde Suriyeli barınmakta, yaşamakta. Avrupa, özellikle Avrupa Birliği bu noktada sığınmacılar noktasında da Türkiye verdiği taahhütleri zaten yerine getirmemiş ve sicili bozuk. Tabii Türkiye bu operasyonu yaparken esasında söz konusu terör örgütleriyle değil, bu terör örgütlerini vekil aktör olarak kullanan, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere batılı aktörler, hatta Rusya ve İran'ın açıklamalarına baktığımızda da Rusya ve İran'a rağmen veya bunların endişelerine rağmen bir operasyona girişmiştir. Çünkü bahsettiğimiz aktörlerin temel hedefi bölgenin barış ve huzurundan ziyade kendi çıkarlarının maksimizasyonu. Avrupa Birliği bu anlamda tarihsel olarak da işte Fransa'nın sömürgesi olan topraklarda Batı'nın bir dizaynını, kabul projesini, dizaynını uygulamaya sokmak niyetindedir. Tabii ki Türkiye burada oyun bozan bir aktör olarak sahada yer aldığı için Türkiye'ye yönelik bir takım böylesi girişimler, Türkiye'nin harekatını engellemeye yönelik diplomatik girişimler olacaktır. Bunu ekonomik araçlarla destekleyeceklerdir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde harekete geçirmeye çalışabilirler. Özellikle İngiltere ve Fransa. Evet, ancak biraz önce de ifade ettiğim üzere Türkiye zaten uzun bir süredir bunun altyapısını oluşturmaktaydı bu operasyonun, harekatın. Hem kamuoyunu hazırlamaktaydı, hem maliyetleri hesaplamıştı, hem de bunlara yönelik harekat yapmıştı. Yani Avrupa Birliği'nin bu açıklaması esasında benim kanaatime göre Türk karar alıcılar üzerinde bir şok etkisi yapmamıştır. Çünkü sürpriz olmadı. Beklenen bir açıklamaydı. Türkiye'nin kararlılığını ve iradesini etkilemeyecek. Çünkü bakınız, Türkiye'de bir istisna dışında bütün siyasi parti genel başkanları gerek sosyal medya hesaplarından gerekse Cumhurbaşkanı'yla birebir görüşerek ve Cumhurbaşkanı kendilerini arayarak paylaşımlarda bulunmuşlardır ve operasyona destek vermişlerdir. Bugün Türk siyasetinin bütün önemli figürleri, Türk milletinde büyük bir çoğunluğu, tamamı bu operasyonu desteklemektedir. Böylesi karar alıcıların ve kamuoyunun desteğini alan bir harekatın bu tip ekonomik tehditlerle sonuçlandırılmayacağı bilinen bir realitedir. Evet, Sayın Çelik, çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun efendim. Değerli izleyenler, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Anadolu Ajansı'na canlı olarak açıklama yapıyor. Harekata dair izleyelim efendim. Anlatan ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız olduğunda vurgulayan bir mektubu BM Genel Sekreterine ulaştırdık. Aynı şekilde yine BM Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanı, Güney Afrika dönem başkanını yürütüyor. Bir mektupla bildirimde bulunduk. Bu demektir ki BM Güvenlik Konseyi'ni bildiriyoruz. Çünkü dönem başkanı diğerlerine bilgi veriyor. Ama buna ilaveten P5 ülkeleri, yani daimi üyelerin büyükelçilerini Bakan Yardımcımız Sedat Bey Bakanlığa çağırdı ve bildirimde bulundu. Keza İran Büyükelçisi de yine bakanlığımıza çağrıldı.
ve Bakan Yardımcımız bildirimde bizzat bulundu. Diğer taraftan BM özel temsilcisi Pedersen'a da yine Bakan Yardımcımız bilgi verdi. Tabii bu işin bir de dayanışma boyutu var, güvenlik boyutu var. Dolayısıyla biz NATO müttefiyiz ve NATO Genel Sekreterine de yine bir mektupla bildirimde bulunduk. Diğer taraftan tabii ki ortada bir rejim var. Şu anda ilişkileriniz olur olmaz, o ayrı bir şey. İstanbul'da da başkonsolosluğu var. Yine Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi Barış Brandi Harekatımızı da bir notayla yine İstanbul'daki rejimin başkonsolosluğuna bildirdik. Yani başkonsolosluğuna bir nota verdik. Diğer taraftan biz uluslararası temasımızı askerlerimiz sahada kahramanca mücadelesini verirken sürdürüyoruz. Daha önce Lavrov'la ve Zarif'le görüşmüştük. Şimdi ABD Dışişleri Bakanı görüşmek için talepte bulundu ve bu akşam kendisiyle görüşeceğiz. Keza Almanya Dışişleri Bakanı'yla görüşeceğiz. Yarın sabah da İngiltere Dışişleri Bakanı'yla görüşeceğiz. Bu tür çabalarımızı devam ettireceğiz. Yani sahada da masada da Türk diplomasisi ve yine Türk askeriyle, ordusuyla, tüm güvenlik birimlerimizle bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Sahada ve masada güçlü Türkiye'yi hamdolsun. Allah ordumuza güç kuvvet versin. Tüm güvenlik birimlerimizi Rabbim korusun. Ve ordumuzu muzaffer eylesin. Devletimizi ve milletimizi payidar eylesin. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, diplomasi ikili ilişkiler noktasında Dışişleri Bakanları'yla görüşmeleri hakkında bilgi verdiği harekata yönelik açıklamaları vardı. Ordumuza da destek dilekleri vardı. Rabbim ordumuzu korusun, güçlerimizi, güvenlik güçlerimizi korusun, o bölgede bulunan vatandaşlarımızı korusun. Çünkü Suriye iç tarafından ateşlenen havan mermileri vardı. Ceylan Pınar'a iki havan mermisi düştü. İkisi de bir binanın biri yan duvarına, biri köşesine isabet etti. Can ve mal kaybı yok çok şükür. Korkumuz can kaybının olması. Ümit ediyoruz inşallah öyle bir durum yaşamayız, görmeyiz. Mardin Nusaybin'de de yine Suriye'nin iç tarafından, Kamışlı'dan ateşlenen roket havan mermisi vardı. O da bir binanın duvarına isabet etti. Bu bölgede vatandaşlar hem gururla hem temkinli bir şekilde harekatı seyrediyorlar. Şöyle kısa bir bilgi verelim çünkü hatırlatmakta fayda var. Biz günlerdir Fırat'ın doğusu, hatta haftalardır, aylardır Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı konuşuyoruz. Fırat'ın doğusuna yönelik teröristlerin bulunduğu noktalarda harekatın icra edileceğini konuşuyoruz. Ancak ümidimiz, temennimiz bu yönde. Güvenli bölge anlaşması kapsamında geçtiğimiz haftalarda ABD'den heyet gelmişti. Güvenli bölge, bizim belirlediğimiz hat Türkiye-Suriye sınır hattı boyunca 480 kilometre karelik bir hat üzerinde 30 kilometre bir alan derinliği olarak da planlanan, hemen çizgide görüyorsunuz sınırımız ve iç tarafta 30 kilometrelik bir alan. Bu noktada ABD geçtiğimiz gün askerlerini çekmişti. İki noktadan çekti. Üssünü kapattı. Askerlerini oradan çekti. Resul Ayn ve Tel Abyad. Bugün hava harekatının başladığı ve bir bir teröristlerin tuzakladığı mevzilerin imha edildiği alan bu alan değerli izleyenler. Diğer tarafta ABD'nin üsleri bulunuyor. Çünkü stratejik öneme sahip. Biri İran sınırı noktasındaki üs. Derik buradaki üst duruyor. Askerler, hem ABD askerleri hem de YPG'li PKK'lı teröristler orada bekliyor. Diğer taraftan da Fırat'ın batısı ve doğusu arasındaki stratejik nokta Ayn el-Arab. Bu noktada da ABD'nin üssü var. Yani bizler saha harekatına, saha ilerleyişine bakıyoruz. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı, geçtiğimiz gün Donald Trump'ın atmış olduğu bir tweet vardı. Özellikle de bir ince nokta vardı. Ekonomik olarak hadsiz bir şekilde yine tehdit etti. Ancak sınırlar olarak, tırnak içerisinde söylüyorum, sınırlar aşılırsa dendi. Yani ortaya çıkan bir görüntü var. ABD'nin askerlerini çektiği noktalar ve sınıra baktığımızda biz 480 kilometre karelik alanın, kilometre alanın güvenli bölge olarak, yani hat boyunca güvenli bölge olarak beklerken
İçeride gördüğümüz 120 kilometre alan olarak da 3500 kilometre karelik bir alandan çekildiklerini görüyoruz. Bu nokta sınırlardan kastı bu şekilde, çünkü bizde de yetkili mercilerden de net bir açıklama gelmedi. Güvenli bölge görüşmelerinde acaba bir anlaşma mı yapıldı, bir imzalama mı, anlaşma mı imzalandı sadece bu hat içerisinde. Yani yine 30 kilometre derinlik, 120 kilometrelik alan olarak şöyle enine hesapladığımızda, çünkü bugünkü harekatı da değerlendiriyoruz, görüyoruz. Bu süreçte ABD özellikle Trump'ın atmış olduğu tweetten sonra bura çok konuşuldu. Çünkü sınırlar dendi. O süreçte Birleşmiş Milletler'den hiçbir şekilde bir açıklama yoktu. Sadece sivil kayıplar noktasına dikkat edilsin yönünde bir açıklama vardı. Avrupa Birliği'nden gelen açıklama ilk etapta siyasi çözüm olsun yönündeydi. Pentagon'dan gelen açıklama, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama ise farklıydı. Bu noktada haritaya devam edelim. Birazdan canlı görüntüyü alalım. Birazdan arkadaşlar rica edelim. Çünkü anlatacağımız noktalar var. Bu noktalarda gelen açıklamaları şöyle derlediğimiz, topladığımız zaman bir de o gelen açıklamalara Rusya, İran, bölge ülkeleri de eklendiğinde, bizim de açıklamalarımız eklendiğinde şöyle bir kaygıya kapıldılar. Yani artık tamamıyla uluslararası arenada Türkiye Fırat'ın doğusuna da harekat gerçekleştirecek, teröristleri yok edecek. ABD iç basınında bir baskı vardı, iç diplomasi anlamında da baskılar vardı Trump'a yönelik. İşte ABD'nin kaybedeceğini, bu bir kara leke olacağını söylediler, ifade ettiler. Özellikle de Cumhuriyetçi Senatör Graham hem ekonomik olarak tehdit etti hem de NATO'yla askıya alma konusunda tehditleri vardı. Yani içeride de biraz sıkışma olunca bir anda sınırlar çizildi, sınırlar ortaya atıldı. Henüz net bir açıklama yok sınırlar konusunda, ancak bugün 16.10 itibariyle de hava harekatımız başlamış oldu. Havadan teröristlerin, ABD askerlerinin çekildiği noktalardaki mevzileri bir bir imha ediliyor. Öte yandan obüslerle de bulunan mevziler, mevkiler ateş altına alınmış durumda. Teröristler farklı noktalardan da sınırımıza yönelik havan mermileriyle saldırıyorlar. Yine Ceylanpınar'da iki havan mermisi düştü. Nusaybin'e bir havan mermisi düştü. Bölgede tespit ediliyor bu noktalar, ateşlenen noktalar tespit ediliyor. Hava harekatıyla da etkisiz hale getiriliyor o noktalar. Tabii sınır ötesi harekatlarda ilk etapta hava harekatıyla, hava komutu olarak önden başlanır. Çünkü burada kara birliklerinin ilerleyişini önleyecek ya da kara birliklerine zarar verecek noktalardaki mevziler, hazırlıklar önce savaş uçaklarıyla imha edilir. Daha sonra kara harekatı başlar. Kara harekatı başladığında da en az zayiat endişesi, en az zayiat düşüncesiyle de hava harekatıyla özellikle birçok nokta temizlenir. Tabi sınırın diğer tarafında, iç tarafında ÖSO birlikleri de hazır bir şekilde bekliyor. Sınırımızın sıfır noktasında komandolarımız, zırhlı araçlarımız sevk edildi. Hala da sevk ediliyor. Komandolarımız da o bölgede konuşlanmış durumda. Hemen bugün aslında hava harekatının başlayacağını da biraz kestirebiliyorduk. Çünkü Diyarbakır 8. Anajet Üst Komutanlığı'na savaş uçakları takviyesi yapıldı. Bugüne kadar zırhlı araçların takviyesi vardı. Komando birliklerimizin takviyesi vardı. Bugün de savaş uçakları takviyesi yapılmıştı. Saat 16.10 itibariyle de havadan, hava harekatıyla teröristlerin bulunduğu alanlar ve çıplak gözle görülen noktalarda teröristlerin çalışmaları vardı. ABD askerlerini bu bölgeden çekti. PKK-YPG'li teröristler bu bölgedeydi. Harekat başladıktan hemen sonra teröristler paniğe kapıldı. Amerika'ya seslendiler. Kendilerini korumalarını istediler. Bir taraftan da Türkiye'nin hava harekatının engellenmesine yönelik çağrıda bulundular. Çağrıları karşılık bulmadı, ancak tehditvari cümleler var, gelen kelimeler, açıklamalar var. Hemen şöyle sıcak görüntü, Anadolu Ajansı tarafından aktarılan görüntü, savaş uçakları tekrar havalanıyor. Belirlenen mevzileri istihbarat çerçevesinde bombalayan uçaklarımız, imha eden uçaklarımız tekrar üste dönüyor. Tekrar mühimmat depoladıktan sonra kalkışa geçiyor ve daha sonra bir bir belirlenen noktalar vuruluyor. Rasulayn ve Tel Abyad noktalarında hava harekatıyla belirlenen
mevzi olarak, üs olarak ve teröristlerin karargahı olarak bilinen noktalar bir bir bombalanıyor. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Resul Ayn'da siviller bölgeyi terk ediyor değerli izleyenler. O bölgede siviller de var ancak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hava harekatını icra ederken öncelikli olarak daha önce Zeytin Dalı Harekatı'nda da gördüğümüz gibi Fırat Kalkanı Harekatı'mızda da gördüğümüz gibi sivil kayıpların olmaması, sivillerin güvenli olarak tutulması ancak yine Zeytin Dalı Harekatı'nda da karşımıza çıkan bir senaryo hakim sahada. Teröristler, YPG'li PKK'lı teröristler o bölgede sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya çalışıyor. Tabi biraz daha ileriye gidecek olursak Fırat'ın doğusuna yönelik yine kendilerine Araplardan oluşan bir güç kalkanı kurmuş durumdalar. Olası bir harekatta kendilerini güvence altında tutmayı düşünüyorlar. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hassas olduğu en önemli nokta burası. Burada bulunan sivillere zarar gelmemesi ilk etapta planlanan ve harekatın titizlikle yürütüldüğü en önemli nokta ise bu nokta. Teröristler de bölgedeki sivilleri canlı kalkan olarak kullanmayı amaçlıyor. Daha önceki harekatlarda karşımıza çıkan görüntülerde olduğu gibi. Ekranda gördüğünüz az önce yanlarına eşyalarını alan siviller daha güvenli bölgelere doğru hareket ediyorlar bir taraftan da. Hemen görüyorsunuz kimileri motosikletlerle, kimileri araçlarıyla o bölgeyi terk etmeye çalışıyor. Bir taraftan YPG'li PKK'lı teröristler sivillere engel olmaya çalışıyor. Ama diğer taraftan siviller daha güvenli bölgelere geçmeyi planlıyor. Tabii ki korku var, endişe var ancak Türk Silahlı Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekatında da sivillerin bulunduğu noktalar ateş altına alınmıyor değerli izleyenler. Bir bir sahada istihbarat çalışmaları neticesinde tespit edilen teröristlerin bulunduğu ve hazırlık yaptıkları karargahlar, alanlar bombalanıyor. Oralar imha ediliyor. Diğer taraftan da siviller, araçlarına binen siviller yanlarına eşyalarını alarak bölgeden daha güvenli bir bölgeye göç ediyor, daha güvenli bir bölgeye taşınıyorlar efendim. Görüntüler an be an canlı görüntüler değerli izleyenler. Milli Savunma Bakanlığı harekatla ilgili bir açıklama yaptı. Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi harekatın planlama ve icrasında sadece teröristlerle bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta. Sivil masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleriyle bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir yönünde Milli Savunma Bakanlığımız tarafından gelen açıklama var değerli izleyenler. Az önce ekranlara getirmiştik Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasından yetişebildiğimiz kadarını sizlere aktardık. Çavuşoğlu'nun konuşmasından kısa bir paylaşım var onu da sizlere aktarayım. Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, NATO, ABD, Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve İran'a Barış Pınarı Harekatı'nın bildirildiğini açıkladı. Çavuşoğlu Suriye'deki Şam rejimine de İstanbul'daki Başkonsolosluğa verilen bir notayla operasyonun iletildiğini söyledi. Çok merak edilen konulardan bir tanesi de rejim noktasıydı. Çünkü geçtiğimiz gün ABD'den istediği desteği bulamayan terör örgütü ve öyle lanse edilen belki de öyle görüntülenen terör örgütü rejime seslenmişti. Rejimden de kendilerine karşılık geldi teröristlere. Hükümet güçlerimize katılın çağrısı vardı rejimden de. Henüz ortak olarak bir adım, bir birleşim, bir karar yok. Ancak gördüğümüz kadarıyla Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına da baktığımızda rejime harekatla ilgili de bilgi ulaştırılmış durumda. İçerideki son durum ne? Henüz bir bilgi yok. Gelen bilgi 25 kilometre kadar bir alanın kat edildiği, içeriye doğru ilerlendiği. Tabii somut olarak sahada bir askeri harekat söz konusu değil.
Yine Anadolu Ajansı'nın verisine bakacağız. Teröristlerce atılan 6 roket Nusaybin'de bazı noktalara isabet etti. Bültenimize başladığımızda gelen bilgi 1 roketti. Nusaybin'e 6 roketin isabet ettiğine yönelik bir bilgi var. Anadolu Ajansı tarafından aktarılan bilgi. Tabii ki Kamışlı teröristler bir tarafta, dikkatleri biz Rasulayn ve Tel Abyad'a çekiyoruz. Ancak Kamışlı'dan da Suriye'nin diğer noktasından da teröristler hem dikkat dağıtıyor hem de mercek altına alınan teröristlerin zaman kazanması amacıyla da saldırı düzenliyor farklı noktalardan. Çünkü Ceylanpınar'a atılan iki havan mermisi vardı. Nusaybin'e birdi, 6 roketin düştüğünü de Anadolu Ajansı duyurmuş oldu. Henüz ilk 3 rokette can ve mal kaybına yönelik endişenin olmadığı bilgisi vardı. 6'ya çıktı düşen roket, 6-2. Yaklaşık 8 roket Suriye tarafından, teröristler tarafından Nusaybin ve Ceylanpınar'a ateşlenmiş oldu. Henüz can kaybı yok. Sevindiğimiz tarafı bu. Bir taraftan da hava harekatı sürüyor. Hemen obüslerle de ateş altına alınan terör mevzileri var. Ekranda da göreceksiniz. Dumanlar yükseliyor. Yoğun dumanlar yükseliyor hatta. Bu noktalar özellikle titizlikle, az önce Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını da ekranlarınıza getirdik, sizlere aktardık. Milli Savunma Bakanlığı'nın da hassas olduğu noktalar bu noktalar. Sivil kayıpların olmaması, sivillere zarar gelmemesi, dini yapılar, altyapı tesisleri, bölgede bulunan muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi. Bu noktada titiz bir çalışma var. Titizlikle bu harekat yürütülüyor. Diğer taraftan da silah, mevzi, sığınak, araç ve gereçler, teröristlere ait araç ve gereçler, sığınak, mevziler hedef alınıyor. Bir bir imha ediliyor. Karadan bir harekat söz konusu, net olarak, somut olarak böyle bir bilgi yok. Çünkü açıklamalara bakıyoruz. Karadan da ilerlendi. Hem havadan hem karadan da ilerlendiğine yönelik bilgiler geliyor. Ancak aldığımız somut veriler, somut bilgiler, hava harekatının başlamış olduğu, saat 16.10 itibariyle başlamış olduğu, teröristlere ait mevziler, barınaklar, silahlar, araçların bir bir tespit edilip imha edildiğine yönelik, sınır hattında da obüslerin namlularını Suriye tarafına, teröristlerin bulunduğu noktalara çevirdiği ve onların bulunduğu alanları bir bir ateş altına aldığına yönelik bilgiye hakimiz. Somut olarak elimizde bulunan bunlar. Bunun haricinde günlerdir sınırın sıfır noktasına, Şanlıurfa'ya sıfır noktaya birlikler takviye ediliyordu. Farklı noktalara, askeri noktalara birlikler takviye ediliyordu. Askeri araç, obüsler, zırhlı araçlar ve aynı zamanda son günlerde de komando birlikleri bölgeye intikal etti. Sınırın sıfır noktasında bildiğimiz kadarıyla komando birlikleri de hazırlıklarını tamamlamış durumda askerlerimiz. Daha önce Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatında da gördüğümüz gibi önce hava harekatıyla başladı sınır ötesi harekat. Arkasından zırhlı araçlar ve mayın temizleme dedektörleriyle öncü birlikler ilerlemişti. Onların arkasından ÖSO ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları temkinli, titiz ve dikkatli bir şekilde ilerleyişlerini sürdürmüşlerdi. Yine burada gördüğümüz kadarıyla net olarak hava harekatları var. Ancak etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısına yönelik herhangi bir bilgi yok. Bildiğimiz kadarıyla barınak, araçlar ve sığınma alanları bir bir imha ediliyor değerli izleyenler. Milli Savunma Bakanlığı da konuya dair hassasiyeti dile getirdi. Gözler bir taraftan da uluslararası arenadan çıkan açıklamalara çevrilmişti. Hemen uluslararası basına da şöyle bir göz atacak olursak, BBC harekatı Türk birlikleri Suriye'de saldırı başlattı olarak duyurdu. CNN International Türkiye Suriye saldırısını başlattı olarak geçti. Washington Post Türkiye Suriye'nin kuzeyine askeri saldırı başlattığını ilan etti başlığıyla girdi harekatı. El Cezire Erdoğan Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonun başladığını duyurdu olarak paylaştı kamuoyuna harekatını.
The Guardian, Trump'ın çekilme kararı sonrası Türkiye Suriye'nin kuzeyinde askeri operasyon başlattı olarak paylaşımında bulundu. New York Times, Türkiye ABD'nin desteklediği teröristlere Suriye'de saldırı başlattı. Başlıklara baktığımızda New York Times'ın biraz manşeti diğer ülkelerden, diğer basından biraz daha farklı. Çünkü Türkiye ABD'nin desteklediği teröristlere Suriye'de saldırı başlattı. Hem ABD'nin teröristleri açık bir şekilde desteklediğini de kabul etmiş ve aktarmış oldular. Hem de bu saldırıyı zaten Türkiye söylüyordu açık bir şekilde. Bölgedeki teröristlerin imha edilmesine yönelik her türlü çabanın gösterileceği, sarf edileceği sürekli açıklamalarda da mevcuttu. Bu böyle şekilde de dış basın sınır ötesi harekatı, Barış Pınarı harekatını da bu şekilde lanse etti, bu şekilde paylaştı. Gelen açıklamalara da tabii ki göz atacağız, devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler, genel bilgi geldikçe bültenimiz içerisinde süremiz esnasında anlatmaya, aktarmaya gayret göstereceğiz. Tabii ki biraz da değerlendirmemiz lazım. Harekatı, girişimi değerlendirmemiz lazım. Uluslararası ilişkiler uzmanı Aybek Koçkoro bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Tabii geçtiğimiz günde konuştuk, harita üzerinde anlattık, değerlendirdik. Ancak şimdi bugün 16.10 itibariyle harekat başladı. Hava harekatıyla şu an karadan ilerleme henüz somut olarak elimizde öyle bir veri mevcut değil. Ancak bildiğimiz kadarıyla günlerdir konuşulan uluslararası basın, uluslararası ülkelerinde gündemini aldığı, kimilerin tehdit ettiği ve endişeyle, kimilerin endişeyle beklediği, biz de merakla beklemiştik. Harekat başladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, öncelikle askerlerimize Allah yardımcı olsun diyorum. İnşallah amin, en kısa amin. Zamanda bu operasyonu tamamlar, bölgeye huzur getirir ve Türkiye'nin de başta gerekli bir bazı gerekçeye dayanarak başlattığı operasyon hedefine ulaşır. İşte zamanla Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar da güvenli bir bölgelere intikal etmiş olur. Evet, şimdi hava harekatı başladı. Tabii basından takip ettiğimiz kadarıyla bilgiler geliyor. Aslında kara birlikleri daha girmedi. Hazır bekliyor. Askeri harekatta önce bir keşif hem bilgi toplama hem de bombardıman, yani uçaklarla daha önce tespit edilen, ordumuz tarafından tespit edilen mevzilere saldırılar düzenledi şu anda. Evet. Hava harekatının saldırıları neredeyse, yani bizim ya da ABD ile anlaşmaya vardığımız 30 kilometre derinliğin neredeyse 25 kilometresinde girmiş durumda. Dolayısıyla bu gece veya yarın sabaha doğru kara birliklerimizin harekata gireceğini bekliyoruz. Şu andaki gelişmeleri görüyoruz. Hem siyasilerimiz, evet, evet, muhalefeti olsun, sadece solcuz olsun, hepimiz Türkiye olarak bir tek yumruk olduk. Hepimiz askerlerimiz arkasındayız. İnşallah en kısa zamanda başarıya ulaşacaklar. İnşallah. Tabii bunun yanında dışarıdan da tepkiler var. Öncelikle az önce takip ettiyseniz Cumhurbaşkanımız Sayın Putin'le görüştüler. Putin'i evet, bilgilendirdi. Putin vasıtasıyla Sayın Dışişleri Bakanı da açıklama yaptı. Rejime de, Suriye rejimine, Esad rejimine de notayla bilgilendirdik. Diğer taraftan evet, Birleşmiş Milletler Konsey üyelerine de Dışişleri Bakanı'nın çağrılarak ABD dahil bakanlığımız tarafından da bilgiler sunuldu. Bugünkü gelen açıklamalara baktığımız zaman dışarıdan özellikle Avrupa Birliği, Almanya'nın önde çektiği ülkeler, Almanya özellikle Dışişleri Bakanı'nın açıklaması var. Heiko Maas'ın işte güvenli bölge bir an, yardımı konusunda bir maddi an önce durdurun diyor. İşte harekat sonrası oraya kuracağınız güvenli bölgeye de diyor herhangi bir ödeme, mali yardımda bulunmayacağız. Evet. Açıklaması var. Yani alın paranızı başınıza çalın demek geliyor yani. Başka bir şey demiyor. Bu harekatın esas amacı Avrupa'ya gidecek olan sığınmacıları bir şekilde durdurmak veya oradaki sığınmacılarımız bir şekilde ülkesine güvenli bir şekilde döndürmek. Çıkmış şimdi harekat başlıyor. Orada bir insanları, sivilleri güvenin altına almaya çalışıyorsun. Adam çıkmış ben paradan bahsediyor. Al başını çal paranı diyecek. Herhalde bizim siyasilerimizde.
NATO'dan gelen açıklama önemliydi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg. Yani gerekçelerini anlıyoruz diyor. Yani kaygılarını anlıyoruz Türkiye'nin. Diyor. Son açıklaması da var. Çünkü umar, çok uğraştı diyor umarız terörle. Diyor, Türkiye diyor orantılı bir şekilde güç kullanır. Orantılı bir şekilde davranır açıklaması var. Diğer taraftan Fransa, İngiltere işte yarına Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı. İşte, toplantıda evet. Ne çıkar? İşte kınama mı çıkar? Biliyorsunuz Güvenlik Konseyi üyeleri 5 ülke var. Veto hakkını kullanabilir. Onlardan bir tanesi Rusya. Yani Rusya'yla zaten bir irtibat var. İlgileri de var. Çin var. Bunlar muhtemelen Türkiye'den yana tavır koyacak. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in toplantıya çağrılması veya oradan bir kınama kararı çıkması da çok da önemli değil. Ki daha önce de konuşuldu. Yani Zeytinburnu Fırat Kalkan Harekatı orada da toplanma çağrıları var. Bir zaten tamamen yani 5 tane güvenlik konseyi sürekli daim üyesi, 10 tane de geç üyeler var. 15 üyenin 9'u 5 tane daim üye olmak üzere evet. Bu oy vermesi gerekiyor. Dolayısıyla bunun da bir herhangi bir Türkiye'ye karşı bir şey getireceğini düşünmüyorum. Her zamanki bildiğimiz gibi yine Trump'ın yakın arkadaşı Cumhuriyetçi Senatör'den açıklama var. Lindsey Graham'dan işte ne diyor cehenneme giden yolun taşlarını döşüyorsunuz diye. O dün de yine açıklamaları vardı. Dolayısıyla şu anda bu biraz fazla rahatsız. Yani Graham geçtiğimiz günde işte NATO'ya kadar işte Türkiye'nin üyeliğin askıya alınmasına kadar ekonomik yaptırımlar hatta Trump'ı harekete geçiren o tweet'i atan fitili ateşleyen isim olarak da değerlendiriliyor. Graham biraz fazla şey yapıyor. Evet maalesef bu noktada. Daha önce de Türkiye ziyaret gerçekleştirdiği bu konular konuşulurken evet. Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber hatta bazı sayın konserine bile gitmişlerdi. Birleşmiş Milletler'de yine Trump'la görüşemedi Sayın Cumhurbaşkanımız ama yine Trump'ın adına gelip orada Cumhurbaşkanımızın mesajını almıştı. Buna rağmen çıkıp da böyle Türkiye karşıtı tehditkar tavırları tabii anlaşılır değil. Ama bunu ben şöyle yorumluyorum. İç kamuoyuna, ABD kamuoyuna yönelik işte evet. Şey yapmadık da Türkiye'ye karşı çıkıyoruz şeklinde bir mesaj verme adına yapılan bu açıklamalar olarak düşünüyorum. Diğer taraftan da şeyden de şeyi söyledik. İngiltere, Fransa. Fransa'nın zaten tutumu biliyorsunuz. Bekler son anda biraz çıkar. Fırsatçı böyle hani pusuya yatan tilkiden farkı yok. Görüştü. Çünkü dün de görüştü. Ya dün müydü aynı bugün şekilde. Müydü? Görüştü, SDG temsilcileriyle görüştü. Sabah da açıklama yapıyor. Eliyesi Sarayı'nda. DEAŞ'a karşı mücadelede biz diyor YPG'nin yanındayız diyor. DEAŞ mı kaldı DEAŞ'a karşı mücadele ediyorsun? Bunu sormak gerekiyor. Yani. Fransa'nın her zaman yaptığı ikiyüzlülük siyaseti bizim kamuoyuyla siyasilerimiz de zaten anlamıştır. Dün değil önceki gün Cumhurbaşkanımız Sayın Dışişleri Bakanımızın da tepkisi vardı bu yönde. Evet. Geliyorsun ağırlıyorsun terör örgütü üyelerini ondan sonra çıkacaksın da barıştan müttefiklikten bahsedeceksin. Dolayısıyla şu andaki asker harekat inşallah hava şartları da iyi olur. Askerimiz en kısa zamanda kara harekatında başlar. Tabii önceki günkü bizim Pentagon tarafından bu uçakların görev emri şeyinden çıkarılması biraz can sıkıcı aslında. Bu demek ABD'nin artık bölgeyle bizimle hiçbir şekilde keşif veya diğer bilgiler paylaşmayacağım diyor. Evet. Paylaşmayacak. Ben zannediyorum bu harekatı bittikten sonra önce yine bir 5-6 saatlik bir insan hava araçlarımızla bir keşif düzenlenir. Çünkü diğer helikopter veya şeylerle keşif yapmamız biraz daha alçaktan uçmak gerekiyor bilgileri alabilmek için, resimleri evet. Çekebilmek için. İHK'lara da fazla görev düşüyor. Ondan sonra esas önemli konu da diğeri bizim oradaki Suriye hava sahasına hakim olan Rusya'yla ne kadar derecede bilgi paylaşabileceğiz. Onun da tabii ki devlet büyüklerimiz konuşmuştur, konuşmuştur. Biliyorsunuz hava savunma sistemlerinden tutun işte hava operasyonel sistemi tamamen nerede ne uçuyor. Onlar tespit edebilecek silah ve mühimmata sahip Rusya. Dolayısıyla Rusya'nın buradaki desteği de önemli. Tabii ki. Hem İran hem Suriye hem Türkiye zaten biliyorsunuz tek amaç var. Hepsinin birleştiği bir nokta var. O da ABD'nin bölgeden çıkması. Ortalığı karıştıran da hem orada böyle bir
yapılanmalara yol açan da zaten ABD. Dolayısıyla hem İran'dan da dün başka konuşuyorlardı, bu sabah Ruhani başka destek açıklaması geldi. Bu da önemliydi. Her ne kadar Esad rejiminde bir karşı açıklama gelse de Rusya vasıtasıyla rejimde harekatın önemini ve Suriye devlet için, rejim için de gerektiğini anlatmış olmalılar. Şu an herhangi bir karşı bir açıklama yok. Sınırlı bir harekat mı bu harekat? Yani Fırat'ın doğusu da çok konuşuldu. Açıkçası o da çok düşünülüyor şu an. Fırat'ın doğusuna yönelik bir harekat olarak mı devam eder yoksa sınırlı bir harekat mıdır? Haritadan da bir takip etmek istiyorum Mustafa. Tabii ki. Şimdi son ABD'nin yeşil ışık yakmasıyla bize söylenen veya basından bize yansıyan 460 kilometre genişliğinde 30 kilometre derinliğindeydi. Yani bu alanın hepsini kapsıyordu. Ama son dün özellikle basında yine belirtilmeye başladı. Özellikle Tel Abyad Resulayn arasında 120 kilometre mesafede 30 kilometre derinliğinde bir alana önce yapılacağı bize bildirildi. Dolayısıyla tahmin ediyorum ABD biliyoruz ABD de buradan iki noktadaki gözlem noktalarını çekti. Bu bölümdekilerini de çekmiş olmalı. Her ne kadar uzun sürebilir diyorlardı ama harekatı başladığımıza göre çektiklerini düşünüyorum. YPG'nin, terör örgütü YPG'nin yerleşim yerleri burada da ağırlıklı kesinlikle. Bir de şu bölgede bir ağırlıklı var. Bir de şu köşede. Yani stratejik noktalar. Stratejik noktalar. Ya Fırat'ın suyun başı işte. Oradakini ABD de zaten çekmedi. Dolayısıyla şu anda önümüze çıkan Türkiye'nin ilk aşamadaki operasyonu Tel Abyad'la Rusya'nın arasında 30 kilometre derinliğinde bir mesafeyi kaplıyor. Nasıl olacak? Ne kadar sürecek? Şu anda bilemeyiz tabii. Yarın karşımıza ne çıkacak? Kara harekat önemli tabii. Havayla şimdi saldırdık, mevzileri vurduk. Bugün de sabah saatlerinde yine görüntüleri geldi bize. YPG'nin orada mevzi kazıldığı görüntüleri geldi. O mevzileri ne için kazıyor? Bir tuzak mı kuruluyor? Mayın mı döşüyor? Bunlar önemli tabii. Bunun da tabii yaptığımız keşifler belirleyecek. Askerimiz bu konuda araştırmalar yapar ve ona göre kara harekatının gireceği noktalar ve hangi bölgelerden hareket edeceğini belirleyecektir. Biraz çetin olacağını da düşünüyorum aslında. Yıllarca artık oraya yuvalandılar. Ne kadar keşifimiz, bilgimiz var onu da tam net bilmiyoruz çünkü. Belki devletimiz yapıyordur devletinde. Bu görevi bu zaten. Bir şekilde orada da keşifler yapılmıştır. YPG'nin bulunduğu bölgeler özellikle silahlar, mühimmatların saklandığı bölgeleri tespit etmişlerdir. Bugünkü hava saldırısı da zaten onları vurma adına. Yani tamamen olay yönelikti. Tabii bir de sivillere bir mesaj gerekiyor sivilleri. Güvenli bölgeleri çekilin şeklinde. Sivillerin de bugün seyrettiğimiz kadarıyla yine biraz bölgeleri, arabalarıyla, eşyalarıyla gittiklerini görüyoruz. Daha güvenli bölgelere gidiyorlar. İlk aşamada bu bölge gözüküyor şu anda. Ondan sonrası ne olur bilemeyiz. Yine görüşmelerle bunlar altı çizilecek. Sonraki aşama ne olur artık tekrar bakacağız, takip edeceğiz, göreceğiz, değerlendireceğiz. Şu anda bu bile önemli yani. Bu da esas Cumhurbaşkanımızın da bugünkü konuşmasında ne dedi? Terör örgütü YPG'nin koridorunu kesiyoruz dedi. Yani bu koridoru burada Türk askeri giriyor, güvenliği sağlıyor ve Suriyeli sığınmacılara güvenli dönmesi için orayı tamamen kapatıyor. Buraya kadar geldik, ondan sonrasında artık ileriki aşamalarda nasıl bir siyaset, nasıl bir çizgi izlenecek onu hep beraber göreceğiz. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun diyelim. Çünkü harekat devam ediyor. Bakacağız, kara birliklerini takip edeceğiz. Allah askerlerimize Allah yardımcısı olsun. Teşekkür ediyoruz. Dualarımız askerimizin sonuna geldik. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.